Sağlıklı beslenme. Sağlık. Mevsime göre giyin, hiç üşütme kendini, zamanında aşı ol, sık sık yıka elini. Yüreğini rahat tut, her şeyi dert edinme, olumsuzluğu unut, önemlidir beslenme. Kızartma, yağlı, acı, sağlığı bozmaktadır. Sebze, meyve baş tacı, süt en doğal gıdadır. Dengeli ve düzenli beslenme. Sağlıklı büyümemiz için gerekli olan tüm besinlerden yeterince tüketmeye dengeli ve düzenli beslenme denir. Dengeli beslenebilmek için günde 3 öğün yemeliyiz. Bunlar ana öğünlerdir. 1- Kahvaltı, 2- Öğle yemeği, 3- Akşam yemeği. Ara öğün. Ara öğünlerde meyve, yoğurt, kuru yemiş, ceviz, fındık, fıstık, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, kuru dut gibi atıştırmalıklar yiyebiliriz. Büyümek, gelişmek ve sağlıklı yaşamak için vücudumuza gerekli olan bütün maddeleri besinlerden alırız. Bu besinler şunlardır. 1. Et ve et ürünleri. 2. Süt ve süt ürünleri. 3. Sebze ve meyveler. 4. Bal. Besinlerin yapısında bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller ise sağlıklı büyüyüp gelişmemizi sağlayan besin öğeleridir. Saydığımız bu besinleri hayvanlardan ya da bitkilerden elde ederiz. Her gün, her mevsim tükettiğimiz çok çeşitli besinler vardır. Besinler, elde edildikleri kaynaklara göre iki gruba ayrılırlar. 1. Bitkisel besinler, 2. Hayvansal besinler. Bitkilerden elde edilen besinlere bitkisel besinler denir. Sebze, meyve, ekmek, mercimek, kuru fasulye, nohut, makarna gibi besinler bitkilerden elde edilir. Hayvanlardan elde edilen besinlere hayvansal besinler denir. Süt, yumurta, peynir, et, bal gibi besinler hayvanlardan elde edilir. Besinlerin her biri vücudumuza farklı yararlar sağlar. Sağlıklı büyüyüp gelişmek için bitkisel ve hayvansal besinlerden yeteri kadar tüketmeliyiz. Canan, patates kızartması, hamburger, yaş pasta ve çikolata gibi yiyecekleri çok fazla tüketiyor. Ara öğünlerde ise cips yiyor ve kola içiyor. Canan, sağlıksız beslendiği için aşırı kilo alıyor. Oyun oynarken nefes nefese kalıyor, çok çabuk yoruluyor. Efe, sağlıklı ve doğal ürünlerle besleniyor. Hazır yiyeceklerden uzak duruyor. Et, balık, yumurta, süt, sebze ve meyve yemeye özen gösteriyor. Efe, iyi beslendiği için sağlıklı büyüyor ve gelişiyor. Efe, açıkta satılan yiyecekleri satın almıyor ve yemiyor. Bu tür yiyeceklerin sağlığına zarar vereceğini biliyor. Siz Efe'yi mi yoksa Canan'ı mı örnek alırsınız? Neden? Besinlerin her biri vücudumuzda farklı yararlar sağlar. Sağlıklı büyüyüp gelişmek için bitkisel ve hayvansal besinlerden yeteri kadar tüketmeliyiz. Kemik ve diş sağlığımız için süt ve sütten yapılmış ürünler tüketmeliyiz. Süt, yoğurt, et, yumurta gibi hayvansal ürünler büyüyüp gelişmemizi sağlar. Sebze ve meyveler bizi hastalıklardan korur ve vücudumuzun düzenli çalışmasını sağlar. Bu ürünlerden her gün mutlaka yemeliyiz. Uzak duralım. 1. Kola gibi asitli içeceklerden. 2. Cips, çikolata gibi abur cuburlardan. 3. Boyalı gıdalardan. 4. Açıkta satılan yiyeceklerden. 5. Doğal olmayan gıdalardan. 6.
fast food denilen hamburger, patates, kızartması gibi ayaküstü yenilen gıdalardan uzak duralım. Dengeli ve düzenli beslenemezsek, 1. Vücudumuzun direnci azalır, sık sık hasta oluruz. 2. Büyüme ve gelişmemiz yavaşlar. 3. Yaralarımız iyileşmez. 4. Çabuk yoruluruz. 5. Öğrenme hızımız yavaşlar. 6. Yüzümüz solgun ve yorgun görünür. Dengeli ve düzenli beslenirsek, 1. Vücudumuzun direnci artar, sık sık hasta olmayız. 2. Sağlıklı büyür ve gelişiriz. 3. Daha iyi öğreniriz. 4. Dayanıklı oluruz, çabuk yorulmayız. 5. Yaralarımız çabuk iyileşir. 6. Cildimiz canlı görünür. 7. Daha mutlu oluruz. Yemekte uyulması gereken görgü kuralları: ağzımızda yemek varken konuşmuyorum. Elle yemiyorum, çatal, bıçak, kaşık kullanıyorum. Ağzımı şabırdatmıyorum. Kendi tabağımdan yemek yiyorum. Yemek yerken lokmalarımı küçük alıyorum. Yemekte uyulması gereken görgü kuralları: uzağımdaki malzemeleri, tuz, su ve bunun gibi uzanıp almıyorum. En yakınındaki kişiden rica ediyorum. Ayaklarımı karşıdaki kişinin ayaklarına göre uzatmıyorum. Ağzımda yemek varken su içmiyorum. Yemekte uyulması gereken görgü kuralları: herkesle birlikte sofraya oturuyorum. Peçete kullanıyorum. Yiyebileceğim kadar yemek alıyorum. Yemekte hoş olmayacak konulardan konuşmuyorum. Masaya yaslanmıyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın.